Yüksek Seçim Kurulu'nun hazırladığı takvim kapsamında 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçimi süreci yurt dışında da başladı. Bu kapsamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim bürosu bugün itibariyle hizmete giriyor. Kararsız Münih seçmenlerini seçim bürosunda ağırlayıp neden CHP'ye oy vermeleri gerektiği bilgileri burada seçmenlere aktarılıyor. Seçimi koordine etmeye çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu seçim bizim için iktidar seçimi. Biz artık Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara görmek istiyoruz. Artık genel başkanımızın ülke yönetme vaktinin geldiğini düşünüyoruz. Bu minvalde biz elimizden geldiğince bütün bileşenlerimizle, var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizler burada Münih ve çevresinde Baviera bölgesinde seçimi koordine eden bir ekibiz. CHP merkezin atadığı bir komisyonumuz var. Resmi komisyon budur. Burası da resmi ofisidir CHP'nin. Biliyorsunuz Kılıçdaroğlu muhalif grupların da adayı, sadece CHP'nin değil. Biz burada hem kendi seçmenlerimizle hem muhalif destek veren seçmenlerle birlikte bu seçime çok sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz. Çok yoğun bir hazırlığa bir süredir devam ediyoruz. Bugün resmi açılışı yapıyoruz ama arka planda da çalışıyorduk. Çalışmaya da devam ediyoruz, edeceğiz. Bölgede çalışan arkadaşlarımız var. Belli konularda iş bölümü yaptık. Eğitim, nasıl transfer olacaklar, seçmeni nasıl eğiteceğiz. Biliyorsunuz Baviera Almanya'daki en geniş bölgelerden birisi. Burada organizasyon çok kolay bir iş değil ama bu konuda destek alıyoruz. Çünkü bu seçim bizim için çok önemli. 20 yıllık tek kişinin iktidarına hayır diyoruz, bir kez daha hayır diyoruz. Bu sefer de kazanacağız, inanıyoruz, zafer bizim olacak. Gümbür gümbür geliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi gümbür gümbür geliyor. 20 yıldır denenen bir sistem vardı. Maalesef geldiğimiz noktada Türkiye şu an siyasal, ekonomik, kültürel olarak tamamen tarumar edilmiş bir durumda. İnsanlar bir değişim istiyor ve bu değişimde
Biz buna inanıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde gelecek. Yanımızda Levent Çukur var. Levent hocam spor dalını dalı haricinde şimdi de siyaset. Zaten siyasetin de içindeydin. Ben fazla bilmiyordum herhalde. Ya, tabii tuttuğumuz bir taraf vardı. Bu da tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi. Bizim hedefimiz aslında Münih'te, Bavarya'da seçmenleri sandığa taşımak, onları ikna etmek. Güzel bir, şeffaf bir seçim bekliyorum. Barışçıl, kavgasız. Ama kavgalar ne yazık ki oluyor sosyal medyalarda, televizyonlarda görüyoruz, basında görüyoruz. Bu olmaması lazım. Biz %100 bu seçim kazanacağımızdan taraflıyız. Gümbür gümbür geliyor dedi arkadaşım daha yeni. Doğru söyledi. Her şey çok güzel olacağını 15 Mayıs'ta ne olacak başkanım? Balkonda konuşma yapacağız. Çok güzel konuşma yapacağız. Herkes şaşıracak. Yurt dışında yaşayan gurbetçiler olarak bizler bir yarımız ana vatandadır. Bu bağlamda Türkiye'de 20 yıldan beri AKP hükümetinin demokrasi, milli duygular, adalet ve ekonomi temellerinin tamamen yok olmaya hazır bulmuştur. Bundan dolayı da ülkemizde bu durumu düzeltecek olan Millet İttifakı'nın ve CHP'nin gücünü halktan aldığı bir seçim kampanyası başlamıştır. Ondan dolayı da bütün arkadaşlarımızı, dostlarımızı, bütün çevredeki insanları seçimin ne kadar değerli olduğunu ve bu seçimin inanın son seçim olduğunu bildirmek durumundayım. O yüzden bütün herkesi kucaklayan bir barışçıl, ötekileştirmeyen güzel bir aydınlık için birlikte olmalıyız. Bugün burada CHP temsilciliğimizin seçim ofisi açılmakta. Bu gördüğünüz ofis CHP temsilciliği seçim boyunca aktif çalışacak. Katkı sunmak isteyen herkesi buraya bekliyoruz. Onun dışında yarın eğitimimiz olacak, sandık kurulu eğitimimiz. Bizim için çok büyük bir şey olacak çünkü hocamız Aytuğ Atıcı bizlerle birlikte olacak. Cumhuriyet Halk Partisi parti içi sorumluluğunu üstlenen profesörümüz aynı zamanda. Onun dışında tabii ki biz herkesle barış içinde, herkesle dostluk içinde, herkesle kucaklaşmış bir şekilde çalışıyoruz. Herkesi ofisimize bekliyoruz. Evet, hayırlı olsun diyelim. Güzel bir süreç başlamış oldu bir buçuk yıl önce. Bunun devamı buraya kadar güzel geldi. İnşallah bundan sonra da güzel gider. Bir değişim olması gerekiyordu. Bu değişim inşallah bu vesileyle, Millet İttifakı ile gerçekleşmiş olur. Umarım artık bundan sonra muhalefet partisi diye bir albe olmayacak. Biz muhalefet olayını birden başta kapatmış olduk bu vesileyle. Türkiye'de yapılmayacak olaylar yok. Çok güzel olur. Biz tabii ki iyi kötü, biz el bakınca düşünüyoruz. O yüzden hocamız bu işleri çok şeylerin güzel yapmış oldu. Örnekler doğmuş oldu. Sanıyorum ki bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim ofisindeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Münih'teki çalışmalarının sağlıklı bir şekilde başlatılabilmesi için bu anlamda bir katkı sunduk. Önümüzdeki günlerde mutlaka Cumhuriyet Halk Partisi'nin birleşenleriyle birlikte çok iyi bir çalışma ortaya koyacağımızı düşünüyoruz. Gerek Saadet Partisi, gerek İyi Parti, Münih'te iyi çalışmalar gerçekleştiriyor. Bunları izliyoruz ve gözlemliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'de bir değişim hareketini başlattı. Türkiye'de demokratik ortamın tekrar oluşabilmesi için önemli katkılar sunacaktır. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da iktidara giden bu yolda, bize açmış olduğu bu yolda kendisine şahsen Münih adına teşekkür ediyoruz. Büromuzun, CHP büromuzun Münih olarak burada açılışını paylaşıyoruz. Çok mutluyuz. Adaletsizliklere dur diyeceğiz. İsmim Adalet, adaleti sağlamaya geldim. İnşallah adaletli oluruz. Biz bu sefer kazanacağız diye ümitleniyoruz.